Sevgili arkadaşlar, dün TEOG sınavının sonuçları açıklandı ve bugün 1 Haziran. 1 Haziran'da bir sürü velinin ve öğrencinin aklında şimdi ne olacak? TEOG açıklandı, şimdi ne olacak diye bir soru var. Şimdi ne olacak arkadaşlar? İlk olarak YEP puanlarının açıklanmasını bekliyoruz. YEP puanları, bir söylenti var. Bu hafta ya açıklanacak diye başka bir söylenti var. Ayın 8'inden önce YEP puanları ilan edilecek diye. Resmi bir şey olmamasına rağmen ayın 8'inden önce kesinlikle YEP puanları ve okulların yüzdelik dilimleri, kontenjanları ilan edilecek arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. 8'inden önce bu iş bitecek. Ondan sonra da bu sene bütün sistem bir hafta önceden işliyor arkadaşlar. Daha önce olacak. Biliyorsunuz ayın sonlarında, Haziran'ın sonlarında bayram olduğu için bayramdan önce bazı şeylerin ilerlemesini istiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Öyle görünüyor. Onun için YEP puanlarını açıklandığı zaman sizler tercihleri biraz daha rahat düşünmeye başlayacaksınız. Bu dönemde bir de ayın 15'i, Haziran'ın 15'i itibariyle de özel okulların taban puanları kendi sitelerinden yayınlanacak arkadaşlar. Herkes taban puanlarını belirleyecek. O belirlenen puanlara göre sizler de ön kayıt, hangi okullara, özel okullara ön kayıt yapmak istiyorsanız onlara, ön kayıtlara başlayacaksınız. Süreç böyle başlamış olacak. Bir daha söylüyorum, YEP puanı açıklandığı zaman siz aşağı yukarı neler olduğunu biraz anlayabileceksiniz. Çünkü öğrencilerin TEOG'da aldığı YEP puanının puan değerini, şimdi bazı öğrenci diyor ki, hocam diyor, ben diyor YEP puanı beklemeye gerek yok ki, ben diyor baktım diyor internetten, YEP puanımı hesapladım, 490 puan alıyorum ya da 450 puan alıyorum. Şu okulda 455 puan, ben girer miyim? Arkadaşım, yüzdelik dilimlerinde yığılmaları göremediğimiz için hala bu konuları cevaplamaktan çekiniyoruz. Yani bazı insanlar öngörüde bulunup şey yapıyorlar ama atıyorlar, tutuyorlar ama gerçekte yani bu kadar bekledik artık. YEP puanlarının açıklanmasını bekleyelim. YEP puanları açıklandığı zaman o yüzdelik dilimler yanlarında çıkacak. Biz o zaman yığılmaları göreceğiz. Yığılmaları gördüğümüz için de artık neler olabileceğini biraz anlayabileceğiz. Daha sağlıklı kararlar verip size daha iyi geri dönüşler yapabileceğiz. Oldu mu arkadaşlar? Görüşmek üzere.